Tanıtsam söyleyin bana hiç çekinmeden. Konu çok geniş. Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz geçen hafta Türkiye'nin daha doğrusu tektonik jeomorfolojinin ana ilkelerinden bahsetmiştik. Yer şekillerini tektonik amaçları için nasıl kullanabiliriz? Bunlardan tektonik çıkarımlar nasıl yapabiliriz? Şimdi bunlarla ilgili olarak bu hafta da Türkiye'nin tektonik jeomorfolojisini anlatacağım. Tabii ki bütün Türkiye'den bahsetmem imkansız bu kısa sürede. Çok tipik örneklerini gördüğümüz yerleri özellikle Doğu Anadolu'dan, İç Anadolu'dan, Kuzey Anadolu'dan ve Batı Anadolu'dan sizlerle paylaşmak istiyorum. Tekrar hatırlayalım geçen hafta tektonik jeomorfolojinin tanımı neydi diye size bu kitapla da tavsiye etmiştim. Hatırlarsanız biz tektonik jeomorfolojide tektonik yer şekillerini çalışıyoruz. Ne dedik tektonik yer şekilleri? Faylar, kıvrımlar, levha hareketleri sonucu oluşmuş yer şekillerinin yüzey süreçleriyle karşılıklı etkileşimine bağlı olarak meydana getirdikleri tipik landscape'ler bunlar. Nedir? İşte Türkiye tamamen tektonik süreçlerle şekillenmiş bir ülkedir. Peki biz neye cevap arıyoruz tektonik jeomorfoloji yaparken? Bu yer şekillerini oluşturan tektonik süreçlerin mekanizmaları nedir? Faylanma mı, düşey hareket mi, yanal hareket mi? Bu hareketin zamanı nedir? Zamanı niye önemli? Bu hareketin hızını da hesaplayabilmemiz için bize zamanı ortaya koymamız gerekiyor. Biz bu üç ana soruyu cevaplamaya çalışıyoruz. Bugün sunacağım şekillerin çoğu bizim burada gösterdiğim 6 yayın dışında da şekiller var. Ama kabaca son 10 yıl içerisinde yaptığımız yayınların bir kısmı burada. İlgilenen arkadaşlar web sitesinden, Google Scholar'dan ilgili yayınları indirebilirler. Şimdi Türkiye'nin tektonik jeomorfolojisine bakarken ilk önce Türkiye'nin tektonik jeomorfolojisinin itici güçlerine bakmak lazım. İtici güçten kastımız ne? Biliyorsunuz levha hareketleri. Ve biz bu içinde bulunduğumuz coğrafya tamamen çok dinamik levhaların bulunduğu bir bölge. Sol taraftaki şekle bakacak olursanız burada GPS okları, geçen haftadan da bahsetmiştik. Burada güneyden Arap levhasına baktığımızda GPS okların Arap levhasının kuzeye, kuzeydoğuya, kuzeyde Anadolu'ya doğru yaklaştığı bölümde Anadolu'yu saat yönünün aksi yönde batıya doğru ittiğini, yine Batı Anadolu'da özellikle Ege'de, Girit Adası'nın güneyinde, Helen Yayı dediğimiz bölgede ise Anadolu levhasının ve Ege levhasının Afrika üzerine doğru hareketini görmekteyiz. Bu levha hareketi baktığımızda farklı hızlarda gerçekleşiyor. Özellikle Arap Yarımadası 15 milimetre yıllık bir hızla kuzeye doğru hareket ederken yaklaşık Afrika plakası ya da burada Nubia plakası dediğimiz plakada 8 milimetrelik bir hızla kuzeye doğru hareket ediyor. İkisinin arasındaki hız farkından dolayı Ölü Deniz ve daha sonra Doğu Anadolu fay zonları oluşuyor. Bizim Anadolu levhasına baktığımızda ise Anadolu levhası kuzeyde Kuzey Anadolu fayı, doğuda ise Doğu Anadolu fayı arasında sıkışan bir levha, kalan bir levha. Ve bu levhanın batıya doğru hareketini bu iki fay tarafından sağlanıyor. Bu batıya doğru hareketi de saat yönünün aksine doğru bir rotasyona yani dönmeye maruz kalıyor. Ve Helen Yayı dediğimiz zonda ise Afrika levhasının üstüne çıkıyor. Bu itici güçler Türkiye'deki bütün tektonik yapıları neredeyse belirleyen güçler. Şimdi bu itici güçlere birazcık daha yakından daha detaylı bakacak olursak, bakın güneyimizde Helen Yayı dediğimiz yay burada, Kıbrıs Yayı dediğimiz hemen Kıbrıs'ın güneyinde ve doğuya doğru ise Bitlis-Zaros çarpışma zonu dediğimiz bir zon var. Burası tamamen bir levha sınır. Afrika, Ege levhası, Anadolu levhası, Arabistan levhası, Anadolu levhası ya da kabaca Avrasya levhası diyeceğimiz levhaların sınırı. Ama daha detaylı baktığımızda Kuzey Anadolu fayı biliyorsunuz transform fay. Transform bir fay. Transform faylar da bildiğiniz gibi levha sınırlarını denetleyen faylar. Yine burada Anadolu mikro levhasının içerisinde kuzeyinde Kuzey Anadolu fayı Avrasya ile arasındaki sınırı belirliyor. Biliyorsunuz ben İstanbul'da çalışıyorum. Aslında biz İstanbul'da Türkiye'nin en büyük şehrine baktığımızda bir levha sınırı şehri diyebiliriz.
Ve bu açıdan özellikle tektonik açıdan ve sismik tehlike açısından çok büyük önem arz ediyor. Bildiğiniz gibi levha sınırları dünyada depremlerin en yoğunlaştığı alanlardan bir tanesi ki biz bunu en iyi bilen ülkelerden bir tanesiyiz. Burada esas itici güç bu Anadolu'nun batıya doğru kaçışının ve Kuzey Anadolu fayının bunu sağlamasının sebebi işte güneyde gördüğümüz Afrika levhasının Ege ve Anadolu levhasının altına dalması, biz buna dalma batma ya da yitim zonu diyoruz, İngilizce subduction zone. Doğuda ise yine bir levha sınırımız var. Arap levhasının Anadolu levhasına doğru, kuzeye doğru hareket etmesi, altına doğru girmesi. Burada da kıtasal çarpışma, collision zone dediğimiz bir zone gerçekleşiyor. İşte bu iki, batıda subduction, Anadolu'yu güneybatıya doğru çekiyor. Kuzey doğuda Anadolu'nun altına doğru gelip Anadolu'yu sıkıştıran Arap levhası aslında bütün Türkiye'ye tektonik jeomorfolojisinin itici gücü. Şimdi Türkiye'deki ana tektonik olaylara ya da tektonik jeomorfolojisini şekillendiren olaylara bakacak olursanız bizim 2014'te yaptığımız bir yayından bir şekil bu. Doğu Anadolu'dan itibaren bakın olayları buradaki büyük olayları 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde sıraladık. Bunun sıralanmasının sebebi yukarıdaki kronolojiye bağlı olarak. Yaklaşık 11 milyon yıl önce Doğu Anadolu'da özellikle Tetis Okyanusu'nun kapanmasından sonra burada da subduction vardı. O subduction ortadan kalktı. Artık kıtasal bir çarpışma zonu haline geldi. Bu kıtasal çarpışma zonunun Doğu Anadolu'da sıkışma meydana getirdi. Ama Doğu Anadolu'da esas yükselimi sağlayan bizim biraz sonra size bahsedeceğim delamination ve slab breakoff süreçleri dediğimiz. Buradaki olay nedir? Levha, bir levha diğer levhanın altına daldığında İngilizce slab denilen, ben Türkçe kıta dili, ya pardon levha dili dediğim dil gibi üstteki bir levhanın altına doğru ilerleyen bir levhanın dili var. Bu dil bir süre sonra kopup manto içerisinde göçtüğünde ya da yırtılıp geriye doğru büküldüğünde orada büyük bir yükselim meydana getiriyor. Ve bu yükselim meydana getirirken bir yırtılma meydana geliyor. Bu yırtılmanın sonucunda yırtılan kıta dilinin o yırtılmış bölgelerinden astronosfer yukarı çıkıyor. Biraz karışık gelebilir ama yukarı aşağıda size hepsinden bahsedeceğim. Daha sonra Kuzey Anadolu fayı devreye giriyor. Özellikle Orta Karadeniz dağlarında, Orta Pontiklerde yükselim meydana geliyor. Onlardan bahsedeceğim. Daha sonra da Batı Anadolu'dan bahsedeceğim size. Şimdi Türkiye'nin topografyasından bakacak olursak, başlayacak olursak, bakın bizim topografyamız özellikle Doğu Anadolu'da yüksek bir topografyaya sahibiz. Burada dağların yükseltisi çok fazla. İç Anadolu'ya doğru sanki bir topografik akış varmış gibi İç Anadolu'nun doğusuna doğru bu yükseklik azalıyor. İç Anadolu bölgesinde ise bakın çok yükseklik farkı fazla olmayan düşük bir rölyefe sahip bir topografyamız var. Burada ancak yükseltileri güneyde Toros Dağları, kuzeyde Pontik Dağları sağlıyor. Batı Anadolu'da ise yüksekliklerin azaldığını ama yer yer horsların olduğunu görüyoruz. Buradaki topografik profiller SWOT profiller arkadaşlar. SWOT profil de şu, normalde biliyorsunuz biz profil çekerken bir çizgi çizeriz. O çizgi üzerinde yükseltinin dağılışını görürüz mesafe boyunca. SWOT profilde çizgi değil de bir kutucuk çiziyoruz bu şekilde ve profil bize o kutucuk içerisindeki en yüksek ortalama ve en alçak yükselimleri veriyor. Burada İç Anadolu'ya bakacak olursak çok enteresan, gördüğünüz gibi burası güney, burası kuzey. Aslında İç Anadolu'nun tamamen en alttaki bu en düşük yüksekliklere bakacak olursak kuzeye doğru tilt olduğunu görmemiz mümkün. Ve burada baktığımızda güneyde Orta Torosların nasıl bir orografik bariyer oluşturduğunu, yine kuzeyde Orta Pontitlerin İç Anadolu'yu Karadeniz'den ayırdığını görmemiz mümkün. Doğu Anadolu'ya baktığımızda ise yükseklik farkları çok fazla. Bunun nedeni burada volkanik dağlar olması, yine aynı zamanda buradaki sıkışma. Rölyefe baktığımızda rölyef şunu ifade ediyor arkadaşlar. Burada 15 kilometrelik kutucuklar aldım ben. 15 kilometrelik kutucuklar içerisindeki en yüksek nokta ile en alçak nokta arasındaki yükseklik farkını gösteriyor. Rölyef bunu demek. Maksimum yükseklik eksi minimum yükseklik. Burada baktığımızda Doğu Anadolu'da sadece havzalar içerisinde rölyefin düşük olduğunu görürken Batı Anadolu'da, pardon İç Anadolu'da rölyefin çok düşük olduğunu görüyoruz. Biz yaklaşık 10 yıldır çalıştığımız bu bölgeyi
İç Anadolu platosu diyoruz. Aslında plato kavramı geçen hafta bahsetmiştim. Şu demek, yüksek rakımlı, düşük rölyefli topografyalara biz plato diyoruz. Bunun en güzel örneği de Avrupa'da İç Anadolu platosu. Ve batıya doğru baktığımızda yine yüksekliklerin çok geniş alanlar kaplamadığını, düşük alanları sadece iç batı Ege bölümünde bu yükseklik düşük rölyefli alanları görüyoruz. Trakya'da yine çok düşük rölyefli alanlarımız var. Ancak burada Türkiye jeomorfolojisi açısından enteresan olan bakın Arap levhasının. Arap levhasında neredeyse hiç dağ yok. Hiç yüksek bir rölyef yok. Sadece burada Palmira kıvrımlı dağları var Lübnan'da, Suriye'de. Baktığımızda dümdüz bir bölge. Bunun sebebi işte Arap levhasının kuzeye doğru hareketinde Anadolu levhasında meydana getirdiği bir çarpışma ve sıkışma sonucu oluşan topografya. Ama burada düşük bir rölyef var. O yüzden Anadolu platosu tamamen yükseliyor. Jeolojisine baktığımızda biliyorsunuz biz jeomorfolojide jeoloji bizim için önemli ama jeolojik daha doğrusu tektonik jeomorfoloji anlamında çıkarım yapmak için biz çok fazla zamanda jeolojik zamanda geriye gidemiyoruz. Örneğin prekambriyen jeolojisi bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Sadece mitolojik anlamda ilgilendiriyor. Bizi ilgilendiren ne? Neojen çökerleri. Karasal olabilir, denizel olabilir, volkanik olabilir, bunlar ilgilendiriyor. Buraya da baktığımızda Doğu Anadolu'da özellikle geniş alanlarda bir volkanik alanın yer aldığını, İç Anadolu'da Kapadokya volkanik sahası dediğimiz alanlarda volkanizmayı görüyoruz. Bunun dışında özellikle Anadolu'nun yükselimiyle ilgili çıkarımlarda bulunabileceğimiz yerler ise güneyde Toroslar'da. Bundan uzun uzun bahsedeceğiz. Toroslar'daki bu yükselim, şuradaki baktığımız koyu sarı ya da turuncu renkli alanlar bize Mer'in denizel miyosen çökerleri olduğu alanları gösteriyor. Bizim için çok güzel jeolojik bir referans noktası. Türkiye'nin diri faylarına baktığımızda bakın Türkiye'nin özellikle batısında ve doğusunda diri fayların yoğunlaştığını görüyoruz. Yine İç Anadolu'nun doğu kısmında özellikle Ecemiş fay zonu ya da İç Anadolu fay zonu boyunca yoğunlaştığını görüyoruz. Buradaki faylar geçen hafta bahsetmiştim arkadaşlar morfojenetik faylar ne demek? Yüzeyde deformasyon meydana getirebilecek kadar büyük deprem üretmiş faylar demek. Yüzeyde deformasyondan da kaydımız şu yıkım yapabilecek değil. Yüzeyde gittiğinizde yüzey kırığı oluşturabilecek atıyorum bir taraç bir akarsuyu kesebilecek bir taraçayı yükseltebilecek nitelikte deprem üretmiş faylar bunlar. Bu diri faylara da baktığımızda özellikle Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fayının Türkiye'de deprem aktivitesinin en yüksek olduğu alanlar olduğunu görüyoruz. Şimdi Türkiye'nin neoteknik bölgeleriyle ilgili Celal Hoca'nın daha 1980'lerde yapmış olduğu bir bölgeleme var. Doğu Anadolu'dan başlayacak olursak Doğu Anadolu'yu bir sıkışma bölgesi olarak görüyor. İç Anadolu'yu Ova Provinsi olarak tanımlıyor ama İç Anadolu biz coğrafyada ovayı platoya ayırıyoruz biliyorsunuz. Aslında plato bölgesi olması lazım ve Batı Anadolu açılma ya da genişleme bölgesi olarak ayırıyor. Aslında gerçekten de bu bölgelere baktığımızda kendi içerisinde tektonik olayların mekanizması ve bunların zamanlaması ve bunların hızı arasında bir tutarlılık olduğunu görebiliyoruz. Şimdi Doğu Anadolu'dan başlayalım. Doğu Anadolu'da biliyorsunuz az önce gösterdiğim bir volkanik saha var. Bu volkanik saha bölgenin tektonik jeomorfolojisinin nasıl şekillendiğini zaman içerisinde hangi özellikle manto kaynaklı süreçlerin sahanın şekillenmesi ve yükselmesinde etkili olduğunu anlamamız açısından bizim için çok güzel jeokimyasal sinyaller, veriler barındırıyor. Şimdi bu bölgeye bakacak olursak bakın sahanın topografyası bu şekilde. Van Gölü burada. Güneyde Bitlis-Saros bindirme kuşağı var burada. Çarpışma kuşağı var. Ve yüksekliklere baktığımızda Nemrut, Süphan, Ağrı, Tendrek gibi dağlar, volkanik dağlar var. Onun dışında yine kabaca bakın kuzeydoğu, güneybatı uzanımlı çizgisellikleri görebiliyoruz. Bunun arasında yine kuzeybatı, güneydoğu uzanımlı havzalar karşımıza çıkıyor. Ve sahadaki uzanımlara bakacak olursak buradaki yapısal uzanımlara, faylara karşımıza 3 tane yönelim çıkıyor. Bir tanesi kuzeydoğu güneybatı, bir diğeri kuzeybatı güneydoğu, bir diğeri de doğu batı. Bu uzanımlar aslında şu sağ tarafta gördüğünüz özellikle bu
Yamulma elipsi üzerinde baktığımızda kuzey-güney bir sıkışmaya maruz kalmış bir cisimde göreceğimiz çatlak sistemlerine karşılık geliyor. Burada bakın kuzey-güney sıkışmayı, doğu-batı ise genişlemeyi gösteriyor. Extension diye burada bahsediyor. Şimdi burada bakacak olursak kuzey-batı-güney-doğu uzanımlı yapılar gördüğünüz gibi otlardan sağ yönlü doğrultu atımlı. Burada da özellikle bakacak olursak buradaki yapılara bu sağ yönlü doğrultu atımlı yapıları görmemiz mümkün. Buralarda görüldüğü gibi. Diğer bir çatlak sistemi ise kuzey, doğu, güney, batı uzanımlı faylar. Bunlar da sol yönlü doğrultu atımlı faylar. Bakın sol yönlü doğrultu atımlı faylar çok tipik olarak kuzey, doğu, güney, batı yönlü görülüyor. Yine bununla beraber bakacak olursak bindirme fayların doğu, batı uzanımlı olduğunu görüyoruz. Özellikle biliyorsunuz 2011'deki deprem tam burada olmuştu Van Gölü'nde. Bu da doğu, batı uzanımlı ve bindirme mekanizmasına sahip bir faylanmaydı. Dolayısıyla burada asal gerilme eksenleri olarak kuzey-güney yönlü bir sıkışmayı ve buna bağlı olarak burada yapısal şekil, yapısal unsurların şekillendiğini söylememiz mümkün. Doğu Anadolu'da buradaki plaj toplarına benzeyen şekiller arkadaşlar fayların odak mekanizması çözümlerini gösteriyor. Özellikle baktığımızda doğu-batı uzanımlara ya da kuzey-güney kuzey-doğu-güney-batı uzanımlara şu plaj topu sol yönlü doğrultu atımlı bir fay mekanizmasını gösteriyor. Bunlar arasında faylarla arasında uyumluluk görebiliyoruz. Yine bunlara bakacak olursak bakın burada bu kuzey-güney asal gerilme eksenine sahip bölgelerde çatlak sistemlerini görebiliyoruz. Bakın kuzey-güney uzanımlı çatlak sistemleri ve volkanik çıkışları görmemiz mümkün. Bazıları kuzey-doğu-güney-batı yönlü. Bunlar içerisinde özellikle yerel yapısal unsurların da etkisi olduğunu söylemek mümkün. Devam edecek olursak sahanın jeolojik geçmişine baktığımızda aşağıdaki kesitte sol taraf kuzeyi, sağ taraf güneyi gösteriyor. Burada pontitler dediğimiz bir bölge var. Bunun önünde volkanik, bunun önünde bir yitim zonu var. Pontit suture dediğimiz volkanik dağlar var biliyorsunuz kuzeyden güneye doğru. Ve en güneyde Bitlis sütürü ya da Bitlis yitim zonu dediğimiz kıvrımlı dağların oluştuğu bir bölge var. Onun da güneyinde Karacadağ volkanizması var. Ancak burada özellikle bu bölümde dikkatinizi çekmek istediğim Doğu Anadolu'nun yükseliminde etkili olabilecek manto süreçleri. Nedir bu manto süreçleri? Baktığımızda burada bir çarpışma, collision dediğimiz kıtasal çarpışma zonu olduğunu söyledik. Bu çarpışmaya bağlı olarak burada bir kıvrımlaşma var, kısalma var. Ama dikkatinizi çekmek istediğim bu volkanizmanın çok olduğu bölgelerde kabuk yapısı biraz enteresan. Normalde buradaki kabuğun altında yine burada gördüğümüz kras diye ifadelenen kabuğun devam etmesi gerekiyor. Ama devam etmiyor. Bunun etmemesinin sebebi birazdan göstereceğim. Bununla ilgili değişik varsayımlar var, hipotezler var. Ama buradaki volkanizmanın evrimine baktığımızda kabaca kuzeyden güneye doğru volkanizmanın yaşının gençleştiğini söylememiz mümkün. Şimdi bununla ilgili modele bakacak olursak, bakın Eosen'den itibaren sahada burada gördüğümüz gibi aslında bir subduction dalma batma yitim zonu var. Arap levhasının kuzeyi. Zamanla bu ilerliyor. Eosen'den Oligosen'e geldiğimizde burası Pontit Dağları, Kuzey Anadolu Dağları. Burada bir yığışım prizması oluştu. Ancak bizim şu an ilgilendiğimiz bölge güney. Çünkü burası terk edildi. Miyosen'den itibaren. Bakın burada dalan levhanın dili koptu. Daha sonra daha eski alta dalan bizim çok az eğimli slab dediğimiz kıta levha dili buradan aşağı kopup manto içerisine düşmeye başladı. İşte bu koptuğu için gördüğünüz gibi günümüzde şu alttaki levha parçacığını, kıta parçacığını Doğu Anadolu'nun altında görmüyoruz. Doğu Anadolu'da bugün çok şiddetli, bugün demeyelim, kuaternlerde çok şiddetli volkanizma görmemizin nedeni alttaki bu kıta dilinin kopup manto içerisine gömülmesi, kopmasından sonra açılan boşluğa sıcak astronosferin dolması ve buna bağlı olarak sahada hem yükselim hem volkanizma meydana gelmesi. Doğu Anadolu'nun jeomorfolojisine dikkat edecek olursak biz jeomorfolojide genelde yüzey süreçleriyle, yüzeyle ilgileniyoruz ama
bir topografya var karşımızda ve o topografya jeomorfolojide bizim en önemli araçlarımızdan bir tanesi. O yüzden o topografyanın nasıl oluştuğunu bilmemiz lazım. Artık klasik jeomorfolojide sadece yer şekillerini fayla açıklamak yeterli değil. Bunun altında yatan jeodinamik süreçleri, özellikle manto kaynaklı, mental driven process diye geçen İngilizce kaynakları da anlamamız açısından dolayı bizim için çok önemli. Dolayısıyla bundan sonra çalışmaları yaparken Türkiye'de ya da başka dünyanın herhangi bir yerinde her zaman manto süreçleri, daha sonra kabuksal deformasyon, daha sonra yüzey deformasyon, yüzey süreçleriyle ilgili yayınlara bakmamız sahanın topografi gelişimini anlamamız açısından çok önemli. Şimdi tabii bu bir varsayım. Bununla ilgili olarak bizim enstitümüzden Oğuz arkadaşımızın doktora tezinde yaptığı modeller var. Nedir bu sayısal modeller? Bakın kendi bilgisayarda bir ortam oluşturuyor. Kabuk kalınlığını veriyor, onun yoğunluğunu veriyor. Onun altındaki manto litosferinin kalınlığını veriyor, onun yoğunluğunu veriyor ve onun altında astenosferin yoğunluğunu veriyor. Ve bu modelini çalıştırıyor. Bu modelini çalıştırdığı zaman bakın buradaki manto litosferi kabuktan kopuyor ve mantonun içerisine gömülüyor. Bunu nereden çıkarım yapıyor? Bu sağdaki jeolojik kesit, sol taraftaki jeolojik kesitten. Bu bakın YY üstü arası bir profil. Pontitler burada Pontit dağlarının manto litosferi var. Güneyde Arap levhasının manto litosferi var. Ama arada Doğu Anadolu'ya baktığımızda burada bu manto litosferini görmüyoruz. Doğrudan burada sublitosferik mantoya geçiyor. Yani astenosfere geçiyor. Ve dikkat ederseniz buradaki topografi yukarı doğru büklüm yapıyor. Yani yükseliyor. Bunun mekanizmasını anlamaya çalışılan bir model bu. Modelin sonucuna baktığımızda bakın burası Arap levhası, burası Pontitler. Aradaki geometrilere de dikkat edin. Buradaki jeolojik modele çok benziyor. Ve bunun sonucunda ne oluyor bakın? Eğer bu litosfer manto litosferi dalarsa astenosferin içerisine buradaki topografyanın zamansal evrelerini görüyoruz. İlk önce bir subsidence yani alçalma gerçekleşirken daha sonra bakın Doğu Anadolu topografyasına benzer bir topografya oluşuyor. Tabii bu modelle de eleştirilecek yönler var. Ona uzun olduğu için değinmeyeceğim şimdi. Başka modeller de var. Bakın Doğu Anadolu ile ilgili 2006'da Barazangi'nin geliştirdiği bir model var. Bunda da yine bakın alttaki göreceli olarak düz slip'i koparıyor ve bunun sonucunda astenosfer Doğu Anadolu'nun altına enjekte oluyor. Bir diğer modelde slab break-off dediğimiz bu dilin tamamen kopması değil, geriye doğru bükülerek, yırtılarak aşağıya doğru inmesi. Bakın burada ilk önce eğimi azken daha sonra eğimi artıyor ve bir süre sonra dayanımı yetmeyince burada bir yırtık meydana geliyor ve bu yırtığın içerisinden astenosfer kabuğun altına doğru enjekte oluyor. Öyle bir model var. 2019'da çıkmış. Bunlara dikkat edip topografiyi anlamamız gerekiyor. Çünkü Türkiye şöyle bir şey. Türkiye Sibirya değil ya da Kuzey Kanada değil. Tektoniği tamamen, manto süreçlerini tamamen göz ardı edebileceğimiz ortamlar değil. Kuzeyde az önce gösterdiğim bu özellikle volkanik sahalarda bu manto ile ilgili süreçleri görmemiz mümkündü. Ama güneye indiğimizde özellikle Bitlis Masifi'ne bakın burada kıvrımlı dağlar var. Burada da kabuksal bir deformasyon meydana gerçekleşiyor. O derslerde gördüğümüz antikinallerin, senkinallerin olduğu bir bölge burası. Nereye karşılık geliyor bu? Bakın şuraya karşılık geliyor. Kıvrımlı dağlarla bizim Bitlis-Avros çarpışma zonu dediğimiz ya da itim zonu dediğimiz bölgede kıvrımlar karşımıza geçiyor. Tam bu Güney Anadolu bölgemize karşılık gelen bir bölge. Hem kabuksal deformasyon var hem de manto kaynaklı bir bölgede deformasyon ve yükselim mevcut. Şimdi bakın biz bu özellikle slab break-off dediğimiz slab'ın levha dilinin kırılıp yırtılmaya başladığı modeli sahada yapılmış diğer çalışmalar, jeofizik çalışmalarında yararlanarak kullanmaya başladık. Ve 9 milyon yıl önce bu yırtılmanın meydana geldiğini, astenosferin Doğu Anadolu'nun altına enjekte olmaya başladığını ama bunun güneye doğru, Kıbrıs'a doğru da bu yırtılmanın devam ettiğini ve özellikle Torosların yükseliminde, bugünkü yükseliminde etkili olduğunu
ile sürdüğümüz bir çalışma oldu. Şimdi az önce konuştuğumuz bölge burasıydı. Batıya doğru ilerliyoruz. Doğu Anadolu fayından iki şekil göstereceğim. Daha sonra Orta Toroslar bölgesine doğru ilerleyeceğiz. Doğu Anadolu bildiğiniz gibi sol yönlü doğrultu atımlı bir fay zonu. Bu fay zonu bakın burası İskenderun Körfezi. Güneyden Suriye'den geliyor Ölüdeniz'in devamı olarak. Burası Amik Ovası. Daha sonra Kahramanmaraş'ın oradan kuzeydoğuya doğru yönelerek Kuzey Anadolu fayıyla birleştiği Varto'ya kadar ilerliyor. Bu sol yönlü doğrultu atımlı bir fay zonu, yaklaşık yaşı 4 milyon yıllık bir yaş. Burada dikkat edecek olursak burası Arap levhası, burası Anadolu levhası arkadaşlar. Daha yakından bakacak olursak tektonik jeomorfoloji ile ilgileniyoruz ya. Bu bölgede yapılmış çalışmalar var. Yine Afyon'dan Özdemir hocamızın yaptığı çalışmalar var burada. Bakın çok tipik Fırat Nehri'nin sol yönlü ötelenmesini burada görüyoruz. Yaklaşık 15 kilometrelik bir ötelenme. Burası Doğu Anadolu fay zonu. Hazar Gölü doğrultu atımlı fay zonlarında geçen hafta bahsetmiştim. Bu tür göller sekme, releasing step over dediğimiz genişlemeli sekme ya da büklüm yapılan yerlerde karşımıza çıkıyordu. Ve burada Fırat Nehri'nin 15 kilometrelik ötelenmesi bize fay ile ilgili, fayın uzun dönemle ilgili, deformasyonu ile ilgili çok net bilgiler veriyor. Sadece bu mu var? Daha zoom in yapacak olursak, daha yakından bakacak olursak size tavsiye ederim. Özellikle bu bölgede ötelenmiş alüvyal fanları, ötelenmiş örneğin burada gördüğünüz gibi akarsuları kendiniz de tanımlayabilirsiniz. Şimdi güneye doğru devam edelim. Orta Toroslar bölgesine. Az önce size bahsetmiştim. Slab break-off dediğimiz bir süreç var diye. Bakın burada kıtasal bir litosfer var. Ne oldu? Daldı başka bir kıtasal litosferin altına, Doğu Anadolu'da olduğu gibi. Daha sonra bu yoğun ve soğuk olduğu için sıcak mağmanın içerisine doğru kırılmaya, bükülmeye başladı. Bükülmeye başlayınca bir süre sonra kıtasal levha bunu taşıyamadı ve burada bir yırtılma meydana geldi. Yırtılma meydana gelince buradan ne oluyor? Tabii ki buraya astenosfer, yani sıcak mağma, yoğun mağma girmiş oluyor. Bunun girmesi sonucu ne gerçekleşiyor? İlk önce subsidence gerçekleşirken daha sonra uplift, yani yükselim gerçekleşiyor. Şimdi bakalım Orta Toroslara. Bahsettiğim olayın adım adım gelişimini gösteren bir illüstrasyon bu da. Şimdi az önce bahsettim, biz jeomorfolojide çok eski zamanlara ait litolojileri, jeolojik unsurları kullanamayız. Bizim için topografya çok genç ve dinamik olduğu için topografyanın özellikle neotektonik dediğimiz dönemde, Türkiye için bunu neojen diye söyleyebiliriz, çökellerin başına gelen deformasyon ya da geçirdikleri deformasyon çok önemli. Bunun en güzel görüldüğü alanlardan bir tanesi de Orta Toroslar, Mut Havzası çevresindeki miyosen, denizel miyosen yaşlı çökeller. Şimdi buraya yaklaşacağız. Bakın sahadaki yükseklik bu şekilde. İç Anadolu bir plato dedik, düşük rölyefli. Ama Toroslar çok bariz bir plato kenarı diye geçiyor. Burası orojenik plato kenarı. Derin bir şekilde Mut Havzası tarafından yarılmış. Peki bu topografya nasıl oluştu? Bu topografya oluşurken bakın sahaya gittiğimizde karşılaştığımız problem şuydu. Altta jeolojik birimler var. Bunlar miyosen öncesi, mezozoik kireç taşları. Bu kireç taşlarına baktığımızda bunlar kuvvetli bir şekilde kıvrımlanmış, bükülmüş, içerisinde antiklinaller, senklinaller var. Ama bunları oluşturan deformasyon bugün ortada yok. Niye? Şurada yeşille gösterdiğimiz miyosen yaşlı, denizel, tortonyen yaşlı çökeller, yani 7-8 milyon yıllık çökeller, neredeyse yatay ve yataya yakın şekilde. Ve bunlar denizel çökeller, bunlar çok güzel yaşlandırdık biz stronsiyumla. Yatay ve yataya yakın şekilde. Eğer burası yükselirken bu bölge sıkışmaya ve kıvrımlanmaya maruz kalsaydı, bugün 2500 metreye kadar yükselen bu miyosen denizel çökellerin de kıvrımlanması lazımdı. Oysa ki hiç kıvrımlanmamışlar. Çok tatlı bir şekilde hafif eğimleri var. Yatay ve yataya yakın şekilde Toros dağlarını, Orta Torosların tepelerini kapatıyorlar. O zaman mezozoik kireç taşları burada gerçekten bir sıkışmaya ve kıvrımlanmaya maruz kalmış. Ama
Onların üzerine uyumsuz gelen bu denizel miyosenler aynı sıkışmaya maruz kalmamış. Peki bir zamanlar denizin 500 metre altında olan bu çökenler bugün 2000-2500 metreye nasıl geldi? Hangi süreç bunları getirdi? Eğer kabuksal bir deformasyon yoksa, sıkışma yoksa burasını yükseltecek başka bir mekanizma bulmamız lazım. Eğer biz az önce bahsettiğim gibi sadece kabuksal deformasyona bakarak Türkiye'de topografyasının, jeomorfolojisini anlatmaya çalışırsak yanılırız. Çünkü niye? Bakın bunu açıklayamadık. Kabuksal deformasyona bağlı olarak Orta Toroslar Dağları'nın 2500 metre yüksekliğinde denizel çökellerin varlığını açıklayamayız. O zaman biz de şöyle bir şey yaptık. İlk önce miyosen çökellerini haritaladık ama daha sonra baktık ki burada Mut'un hemen doğusunda Hacıahmetli'de deniz seviyesinden yaklaşık 1200 metre yukarıda Pleistosen denizel çökelleri de var. Ve bunları da yaşlandırdık. Bunlar da 1.6 milyon yıl çıktı. Bakın 1.6 milyon yıl 1200 metre yükseklikte. Bunlar çok önemli jeomorfolojik ve sedimantolojik veriler. Daha sonra sahada akarsulara baktık. Akarsuların stiffness index dediğimiz sertlik indekslerine baktık ve bunların üzerinde neck point dediğimiz büyük kırılma, büyük basamakları haritaladık. Ve baktığımızda gördük ki 1200 metre civarında bu kırılma, yani akarsuların büyük neck pointlerinin ya da basamaklarının dağılış gösterdiğini gördük. Ve buna bağlı olarak sahada bir morfolojik evrim modeli geliştirdik. Nedir? 8 milyon yıl önce saha yükselmeye başlıyor. Buralar deniz. Daha birkaç tepecik var Torosların üzerinde kara şeklinde olan ama yükseklikleri çok fazla değil. Ve yükselirken bu denizel çökeller aslında düşük bir hızla yükseliyorlar. 0.1-0.2 milimetre. Ta ki 1.6 milyon yıla kadar 1.6 milyon yıl önce bir şey oluyor. Hızlıca bu Toroslar yükselmeye başlıyorlar yaklaşık 0.6-0.7 milyon yılda ve yaklaşık 1.2 kilometre uplift ediyorlar. Nedir? Son 1.6 milyon yılda. Bugün gördüğümüz morfoloji ise bu şekilde. Akarsularda bu morfolojiyi gördüğünüz gibi kaydetmiş arkadaşlar. Peki biz bu modeli nasıl açıklayacağız? Sahada denizel çökellerin dağılışına baktığımızda ve topografyayı 7 milyon yıl, 5 milyon yıl, 1.6 milyon yıl bugünkü evrelerine getirdiğimizde bakın 7 milyon yıl önce sahaya gelmiş olsak birkaç tepe dışında Orta Torosların neredeyse tamamen denizin altında, Akdeniz'in altında olduğunu görebiliyoruz. 5 milyon yılda hızlı bir yükselim gerçekleşiyor aradaki 2 milyon yılda. Sadece Mut Havzası'nda bir denizel girdi oluyor. 1.6 milyon yılda yine Mut Havzası'nın daha geniş bir denizel girdi oluyor. Ve günümüzde ise tamamen deniz çekiliyor ve saha yükseliyor. Biz bunu yükseltirken az önce bahsettiğim o slab break-off dediğim, yani burada bir dalma batma meydana geliyor Ege yayından dolayı. Burada bakın Kıbrıs yayı dediğimiz bir yay var. Afrika burada Kıbrıs'ın altına, aynı zamanda Anadolu'nun altına dalıyor. Anadolu'nun altına daldıktan bir süre sonra slab break-off dediğimiz süreç gerçekleşiyor. Buradaki slab kırılıyor. Kırıldıktan sonra hızlı bir şekilde Orta Torosların altına astenosferik girdi oluyor ve astenosferik girdiden dolayı Toroslar hızlı bir şekilde yükseliyor. Şimdi Torosları yükselttik. İç Anadolu'da neler oluyor? Oraya bakalım isterseniz. İç Anadolu'da da bakın bir volkanik saha var. İç Anadolu Kapadokya Volkanik Provinsi dediğimiz. Bu volkanik provinsin de kendi içerisindeki bu volkanik kayaçlar gelişen jeodinamik, özellikle manto kaynaklı jeodinamik süreçlerin jeokimyası hakkında bize bilgi veriyor. O yüzden önemli. Buraya yoğunlaşalım. Burada bakın iki büyük İç Anadolu'da yapı var. Tektonik jeomorfoloji anlamında. Aslında üç büyük. Bir tanesi İç Anadolu fay zonu, bir diğeri Tuzgulu fay zonu, bir diğeri de Eskişehir fay zonu. Bunlar büyük, birinci dereceden büyük morfotektonik yapılar. Şimdi ben size özellikle bizim çalışmalarımızın olduğu İç Anadolu fay zonu, Tuzgulu fay zonu ve Kızılırmak'la ilgili şekiller göstereceğim. Şimdi sağ tarafa baktığımızda bu Ecemiş fay zonu dediğimiz İç Anadolu fay zonunun güneyinde şu kırmızı kutucukla gösterilen alan, oranın aster görüntüsü. Burası bizim burayla ilgili çalışmalarımız var. Mehmet Akif Sarıkaya hocayla, Atilla Çınar hocayla
gerçekleştirdiğimiz. Burada bu aster görüntüsü var. Buraya yoğunlaşmamızın sebebi, bakın burada Aladağlardan kaynaklanan akarsuların getirdiği bir birikinti yelpazesi seti var. Ve farklı nesilde birikinti yelpazeleri var ve bunlar fayla kesilmiş. Geçen hafta konuşmuştum, çalışmalarımızı yoğunlaştırırken özellikle yaşlandırabileceğimiz ve üzerinde tektonik deformasyonla ilgili çıkarım yapabileceğimiz yer şekillerine yoğunlaşmamız lazım. Maalesef İç Anadolu fay zonu boyunca Ecemiş fay zonu dediğimiz bu fay zonu kadar net bir şekilde bu deformasyonu hem tarihlendirebileceğimiz hem ölçülebileceğimiz pek fazla bir yer yok. Biz de buraya yoğunlaştık. Bakın sahanın ilk önce jeomorfoloji haritasını yaptık. Gördüğünüz gibi burada iki akarsu sistemi, iki akarsu havzası tarafından oluşturulmuş farklı alüvyal, farklı nesilde alüvyal fanları görüyoruz. Bunların her birisinin, bakın özellikle yaşlı olanların fay tarafından kesildiğini görüyoruz. Daha önüne gittiğimizde burada Cevizlik fayında ise şuradaki kutucuk buradaki uydu görüntüsünü gösteriyor. Bu Türkiye'de şu ana kadar fayın kestiği kesmiş olarak haritalanan ilk buzul çökeli, yani morenler. Morenleri kesiyor burada. Cevizlik fayı çok net bir şekilde görülüyor uydu görüntüsünden. Karşıdan baktığımızda bakın şuraları 1700-1800 metre, 3200 metre, yaklaşık 1400 metrelik bir rölyef var burada. Buradaki fayın aktivitesi açısından çok bariz. Ve buradaki morfolojik evrime baktığımızda buradaki taraçaları, pardon alüvyal fanları biz birikinti yelpazelerini yaşlandırmıştık. Yaşları 100 bin yılla 64 bin yıl arasında geçiyordu kesilen ve kesilmeyen yelpazeler olarak. Özellikle Y3 yelpazesi kesilmiyor, Y1 yelpazesi kesiliyor. Böyle bir morfolojik evrim öngördük. Aslında Ecemiş fayı çok eski bir fay ama son 100 bin yıldaki aktivitesine baktığımızda 100 bin yıl önce burada büyük bir alüvyal fan ya da birikinti yelpazesi gelişimi var. Burada Ecemiş fayı devreye girmiyor. 100 bin yıldan, 104 bin yıldan sonra devreye giriyor. Buradaki alüvyal fanı kesiyor. Kestikten sonra burada ikinci olarak Kartal fayı var. Kartal fayının küçük burada bir havza oluşturuyor. Pulapart havzası gibi. İçerisinde heyelanlar gelişiyor. Daha sonra daha önündeki fay da aktif oluyor. Ve buradaki daha önündeki çökenleri ve 20 bin yıl önce oluşmuş. Bunları yaşlandırmıştık. 20 bin yıl çıktı buradaki morenlerin yaşı. Yani Elcyon morenlerini kesiyor. Ve bugünkü morfolojik evriminin son halini almış oluyor. Tuzgölü fay zonuna baktığımızda aslında İç Anadolu bildiğiniz gibi Türkiye deprem aktivitesinin en düşük alanlardan olduğu alanlardan bir tanesi. Ama burada da deprem olmuyor. Büyük deprem gerçekleşmiyor diye. 1924'te özellikle ve 38'de 6.7 büyüklüğünde deprem oluşuyor ve hatta yüzey kırığı gerçekleşiyor burada. Tuzgölü fayının hemen doğusunda bakın burada Kızılırmak Vadisi'ni görüyoruz ve burada volkanik alanlar var. Şimdi o alanlara yoğunlaşalım. Kızılırmak'a yoğunlaşıyoruz. Niye Kızılırmak'a yoğunlaşıyoruz? Biz tektonik jeomorfolojide biliyoruz ki Kızılırmak gibi büyük akarsular eğer saha bir yükselime maruz kaldıysa buna tepki olarak yataklarını derine doğru kazacaktır. Derine doğru kazarken geride bıraktığı taraçaları ise bizim için en önemli jeomorfik belirteçlerden kullanılabilecek araçlardan bir tanesi. Eğer biz geride bıraktığı sekileri ya da taraçaları yaşlandırabilirsek ve bunların akarsuya bağlı olarak yüksekliğini ölçebilirsek bize sahanın yükseliminin zamanlamasını aynı zamanda hızı hakkında bilgi verecektir. Burada baktığımızda özellikle şu iki kutucuğa yoğunlaştık. Burada örneğin şurası çok enteresan, bakın taraça gibi duruyor. Burası gerçekten bir taraça ama tamamen üzeri bazalt lavlarıyla kaplı bir taraça. Burada bakın yılan kahve giden bir akıntı var. Bu da aynı zamanda bir bazalt akıntısı. Evren Rich diye sevgili Uğur Doğan hocamızın tanımladığı bir akıntı. Aslında burada bir rölyef terselmesi var. Daha önce vadi içinde akan bir lavken bu. Aşınım sonucu bugün yüksekte duruyor. Yine bu sahalarda üzeri lavlarla kaplanmış alanlar var. Jeomorfoloji haritasına bakacak olursak Uğur Doğan hocamızın. Bakın burada Karaburna bazalt az önce gösterdiğim. Bunun yaşı yaklaşık 1.2 milyon yıl. Tuzköy bazaltı 400 bin yıl. Karnıyarık bazaltı 90 bin yıl. Bunlar tamamen Kızılırmak'ın bıraktığı akarsu taraçaları üzerine akmış bazaltlar. Dolayısıyla bunları yaşlandırdığımızda göreceli olarak
minimum yaşlarını da, tarakçıların minimum yaşlarını da vermiş oluyor bize. Ve bu yaptığımız çalışmada bakın en eski bu vadi içerisinde kesilmiş bazalt seviyesi 1.9 milyon yıl, neredeyse 2 milyon yıl. Burada diğer evreleri görebiliyoruz. Burada sahada da bu Kızılırmak'ın bakın çökellerini görmemiz mümkün. Taşkın çökelleri yine altında, yatak yükü çökelleri. Bunun üzerine gelmiş o B3 diye ilk gösterdiğimiz lavlar burada. Yine onların üzerine gelmiş lav akıntılarını burada görmek mümkün. Ve baktığımızda bakın sahada nasıl bir topografik gelişim var. Burada 1.9-2 milyon yıllık evren içi az önce bahsettiğim rölyef terselmesi dediğim sırt daha önce aslında bir vadinin içinde akıyordu bu şekilde. Ancak vadi aşındığı için bugün Özdere yanında akan Akarsu'ya göre 135 metre ve 94 bin yıl yaşındaki Karaburna bazaltının 110 metre aşağısında topografya tamamen aşınmış. Aradaki rölyef aşınıp gitmiş, sadece sertgenler ortada kalmış ve uzun dönemli baktığımızda işte burada Kızılırmak'ın 1 milyon yılda yaklaşık yatağını 50 metre aşağı doğru kazdığını söylememiz mümkün. Bu çok yavaş bir hız. Milimetreye çevirdiğimizde 0.005 milimetrelik bir hız veriyor bize. Ve şeyi hatırlayın, torosları hatırlayın. Toroslarda 1.6 milyon yılda 0.6 milimetrelik, 0.7 milimetrelik bir hız vardı. Neredeyse 10 katı daha hızlı toroslar İç Anadolu'dan yükseliyor. Torosların yükselimini peki kontrol eden ne? Sahada düşük bir rölyef var. Faylar buranın yükselimini açıklamakta yetersiz. O zaman jeodinamik süreçlere bakmak lazım. Jeodinamik süreçlerle ilgili de değişik modeller var. En son modellerden bir tanesi yine bizim enstitümüzün hocalarımızdan Oğuz Göğüş hocamızın yaptığı drip tektonik dediğimiz, yani burada manto litosferinin bir bal damlası gibi astronosferin içerisine doğru akması ve bunun sonucu olarak yüzeyde meydana getirdiği topografya da meydana getirdiği değişikliği dikkate alarak İç Anadolu'nun bu şekilde oluşabileceğini açıklamaya çalıştığı bir model. Bu modelde gördüğünüz gibi çalıştırıldığı zaman ilk önce bu alttaki manto litosferinden bir parça astronosferin içerisine doğru gömülüyor. Gömülürken de bakın yüzeyde topografya ve 1.2 milyon yıl zaman aralıklarını gösteriyor burada. Topografya ilk önce alçalıyor, daha sonra bunu tepki olarak yükseliyor. Ve bugünkü İç Anadolu'nun alçak topografisini bu şekilde açıklamaya çalışıyor. Peki kullandığı veri ne burada? Bakın burada farklı renklerde gördüğümüz arkadaşlar sismik tomografi datası. Bu jeofizik yöntemlerle elde ediliyor. Burada sıcak renkler, yüksek hızları, koyu renkler, düşük hızları gösteriyor. Baktığımızda burada, soğuk renkler yüksek hızları, sıcak renkler düşük hızları gösteriyor. Baktığımızda aslında Anadolu'nun altındaki kabuk yapısı, özellikle soğuk bölümler, manto litosferi burada ama İç Anadolu'nun altında bakın büyük bir sıcak bir bölüm var. Astronosferin yukarı doğru çıktığı sıcak bir bölüm var. İşte bu sıcak bölüm bu modelde normalde bu mavi alanın bu şekilde devam etmesi gerekirken Oğuz Hoca'nın modelinde buradan aşağıya doğru mantonun içerisi doğru kopup gittiğini ileri sürmesine sebep olan datada veri de bu şekilde bir jeofizik verisi. Yine İç Anadolu'nun topografyasını jeomorfolog olarak bize deseler nasıl anlatacağız? Hem yüzey şekillerini anlatacağız, aynı zamanda orayı etkilemiş olabilecek muhtemel jeofizik süreçler ya da manto kaynaklı süreçlere de dikkat etmemiz gerekecek. Şimdi kuzeye doğru ilerleyelim, Kuzey Anadolu fayına. Kuzey Anadolu fayı gördüğünüz gibi burada büyük bir yay geometrisine sahip. Doğrultu atımlı fay zonları bir tür geometrik değişim gösterdiği alanlarda, geçen hafta bahsetmiştim, sıkışmalı ya da genişlemeli büklüm diyorduk bunlara. Buralarda transpressional, yani yükselme alanları ya transtensional alçalma alanları meydana getiriyor. Eğer sağ yönlü bir fay sola doğru büklüm yaparsa bu bir sıkışmalı büklüm demektir ve bu sıkışmalı büklüm sahada yükselime sebep olacaktır. Bunu daha yakından görecek olursak bakın bu sağ yönlü bir doğrultu atımlı bir fay zonu ve burada asal gerilme eksenlerini dikkate edecek olursak kabaca kuzeybatı güneydoğu yönlü ana sıkışma yönü olarak karşımıza çıkıyor. Bunu
daha sayısal bir şekilde ifade edebilmek için biz burada levha kinematiği analizleri yaptık. Bu konuşmamın başında gösterdiğim Reilinger ve diğerlerin 2006'da yayınladığı Türkiye'deki o GPS vektörlerinizi aklına getirin. O datayı aldık ve o data boyunca Kuzenoğlu Fay'ın bu yay geometrisi üzerinde yamulmanın nasıl dağılış göstereceğini hesaplamaya çalıştık. Bakın bu yayın doğu kanadında GPS vektörleri faya çok yakın devam ederken, uzanırken batı kanadında faydan uzaklaşmaya ve orta pontitlere doğru yönelmeye başladığını görüyoruz. İşte bu aslında baktığımızda yapısal jeoloji anlamında burada bir yamulma birikimine sebep oluyor. Gerçekten o şekilde mi? Şimdi aşağıdaki şekle dikkat etmenizi istiyorum. Burada iki renk var. Bir tanesi yeşil, bir tanesi mavi. Yeşil renk, bakın NAV parallel velocity diyor. Yani Kuzenoğlu fayı doğrultatın bir fay olduğu için faya paralel meydana gelen hızlar. Biz biliyoruz ki Kuzenoğlu fayının hızı 20-25 milimetre arasında değişiyor. Bakın yukarıdaki geometriyle de bu bütünleşik bir şekil. Bu geometrinin batı kanadına baktığımızda yeşil Kuzenoğlu fayının yani doğrultu atımlı bu faya paralel hızına baktığımızda 24-25 milimetrelerde olduğunu, tam büklümün apex yani kırılma noktasında ise bu faya paralel hızların birden düştüğünü, 22,5-23 milimetreye kadar düşüp batıda öyle devam ettiğini görüyoruz. Mavi çizgi ise faya normal velocity. Bu da şu demek, fay düzlemine dik olarak yani ona baskı yapan hızları ya da ona baskı yapan stresin nasıl değişim yaptığını gösteriyor. Bakın batı kanadında hızlar çok düşükken 0 milimetre civarındayken tam bu kırılma noktasından batıya doğru ise birden 5-6-7 milimetrelere kadar çıktığını gösteriyor. Yani burada bir yamulma birikimi olduğunu gösteriyor. Peki bu yamulma birikimini biz jeodetik olarak burada gösterdik. Morfolojik karşılığı nedir? Morfolojik karşılığı var mıdır? Ona bir bakalım. Şimdi sahada morfolojik karşılığına bakacağız ama ne dedim? Deformasyonla ilgili, özellikle neotektonik deformasyonla ilgili çıkarım yapabilmek için en güzel alanlar içerisinde neojen çökelinin olduğu alan. Çünkü bunlarda meydana gelen deformasyonlara bağlı olarak deformasyonun niteliğini, yaşını, mekanizmasını çıkarımda bulabiliriz. Ama orta pontiklere baktığımızda jeolojisine Kastamonu Havzası ve Sinop hariç tamamen neojen öncesi kayaçlardan oluşan ve tamamen erozyonel bir saha karşımıza çıkıyor. Erozyonel olduğu için ve kayaçların yaşları eski olduğu için bunlardan tektonik çıkarım yapmak çok zor. Biz de ne yaptık? İlk önce Sinop, daha sonra Kastamonu havzalarına yoğunlaştık. Ve bunun sonucunda şöyle bir model geliştirdik. Sağdaki diğer sismik kesitleri de kullanarak. Kuzenoğlu fayı burada bizim doğrultu atımlı fay zonlarında özellikle sıkışmalı büklüm yani restraining band yaptığı alanlarda, restraining büklüm yaptığı alanlarda pozitif flower structure dediğimiz ya da palmiye structure dediğimiz pozitif çiçek yapısı ya da pozitif palmiye yapısı dediğimiz bir yapı oluşuyor. Buna göre Kuzenoğlu fayı ortada, Kuzenoğlu fayından kuzeye ve güneye doğru uzanan burada gördüğünüz gibi splay dediğimiz kollar var ve sahanın sıkışmalı olmasından dolayı bunlar genellikle ters fay ve bindirmeler şeklinde ve sahadaki morfolojiyi bunlar denetliyor. İlk olarak sahaya baktığımızda depremlerine, gördüğünüz gibi depremlerin çoğu Kuzenoğlu fayında oluşuyor. Ama bir tane deprem var, 1968 depremi, Bartın depremi, büyük bir 6.8. Bu deprem Türkiye'nin Karadeniz kıyılarında bir deprem sonrasında meydana gelmiş kosismik yükselimin görüldüğü ilk olay. Rahmetli İhsan Ketin Hoca ile Abdüselamoğlu Hoca sahaya gidiyorlar ve sahada yükselmiş kıyı çizgilerini görüyorlar yaklaşık 40-50 santim kadar. Dolayısıyla burada bir yükselim var ve bu yükselim bu depremi oluşturacak. Olay nedir? Kuzenoğlu fayı burada itici güçle hatırlarsanız ve bu itici güç olarak bölgeye bir yamulma birikimine sebep oluyor. Ve yamulma birikimi buradaki faylar tarafından karşılanıyor ve onları harekete geçiriyor. Şimdi buradaki enteresan olan şey şu, denizaltı topografisine baktığımızda bakın buradaki batimetrik konturlara -2000 metre. Burada Sinop Range dediğimiz küre dağlarına baktığımızda yaklaşık 2000 metre. Aslında burada 3000 metrelik bir rölyef var. Depremler az olmasına rağmen buradaki topografyayı şekillendiren bir süreç var.
Biz de ne yaptık bununla ilgili olarak? Denizel taraçalara baktık. Denizel taraçalara baktığımızda bu jeoloji haritasıydı. Ben bu jeoloji haritasını burada açık mavi turkuaz renkle görülen alanlar bizim bu çalışmada haritaladığımız denizel çökerler, yani yükselmiş denizel taraçalar. Bakın burası Türkiye'nin en kuzey ucu İnceburnu'nun 100 metre gerisinde. Çok güzel bir volkanik aglomeralardan oluşmuş abrasyon platformu. Hemen gerisinde denizel çökerler. Biz bunları OSL ile yaşlandırdık. Yaklaşık 580 bin yıl çıktı. Bakın denizel izotopik evre 15'e karşılık geliyor. Yine sahada baktığımızda, geçen hafta göstermiştim bunları hatırlarsanız. 67 metrede, 20 metrede çok güzel denizel taraçalar var. Bunları da yaşlandırdık biz ve buranın kuaterner yükselim hızını çıkardık. Ne yapıyoruz? İlk önce sahada, bakın burada çok bariz falezleri görmemiz mümkün çünkü gölgeleme yapıyor. Burası Sinop kent merkezinin hemen 1 kilometre kuzeydoğusu. Morfolojilerine baktığımızda burada özellikle bu tür denizel taraçaları çalışırken içeri çıkarım yapabilmemiz için inner edge dediğimiz, yani eski kıyı çizgisinin falezle temas ettiği noktayı bulmamız gerekiyor. Tabii ki yüzey süreçleri buradaki falezi aşındırdığı ve önünde bir kolivyal kama oluşturduğu için bunu görmemiz mümkün değil. Bununla ilgili olarak MATLAB ve ArcGIS tabanlı kullandığımız bir yazılım var. Onu kullanarak bu iç kenarlarını, yani eski kıyı çizginin noktalarını belirliyoruz. Burası Sinop, burası Ayancık, o 67 metrelik kilometre ölçeğinde gördüğümüz düzlükler. Oralarda yaptığımız morfometrik analizler ve sahanın yükselimini kuaternerde özellikle geçen hafta bahsetmiştim. Farklı diferansiyel uplift dediğimiz şekilde yükseldiğini, 0.26 mm bir hızla yükseldiğini söylememiz mümkün. Ne kadar zamandır? Son 360 bin yıldır. Şimdi Kastamonu Havzası'na bakalım. Kastamonu Havzası içerisinde Gökırmak var. Burası Kızılırmak'ın en büyük kollarından bir tanesi ve Gökırmak boyunca çok güzel akarsu sekileri ve pediment yüzeyleri var. Bu model içerisinde Gökırmak, bakın şuradaki havzaya denk geliyor. Sahaya gittiğimizde çok güzel akarsu çakıllarından oluşmuş taraçalar ve bunları bakın basamak şeklinde T3, T2, T1 şeklinde görmemiz mümkün. Burası Kızılırmak Vadisi, Gökırmak'la birleştiği yer burası ve burada da bakın basamak şeklinde bu sekleri görmemiz mümkün. Burada o seklerin uzaktan görüntüsünü görüyoruz. Burada flüvyal çakılları görmek mümkün içerisinde. Bunları da yaşlandırdık. Sahada baktığımızda çok güzel pedimentler gelişiyor. Bu pedimentler belki Türkiye'deki en güzel pedimentler. Bakın burada insel belki bile görmek mümkün. Normalde bu tür pedimentler havzanın merkezine doğru, akarsuya doğru hafif bir şekilde eğimlenir. Burada da aynı şekilde görmemiz gerekirken ekim veren fayının hemen önünde buradaki pedimentin kuzeye doğru tilt olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla burada alttan bu pedimenti deforme eden belki gömülü bir büyük ihtimal bir splay fayın havzaya doğru ilerlediğini söylemek mümkün. Dolayısıyla burada da biz kuaternin içerisinde bu ekin veren fayın, yani Kastamonu Havzası'nın kuzey kenarını sınırlayan fayın çalıştığını ve bunu deforme ettiğini söylememiz mümkün. Çünkü biz bu pedimenti yaşlandırdık. 100 bin yıl çıktı yaşı. Ve taraçalara baktığımızda, sekilere baktığımızda burada, onların yüksekliklerine ve yaşlarına baktığımızda Gökırmak çayının yatağını yaklaşık 400 bin yılda 0.28 milimetrelik bir hızla kazdığını, yani bölgenin 0.28 milimetrelik bir hızla da yükseldiğini söylememiz mümkün. Şimdi burada doğudan, güneyden kuzeye doğru İç Anadolu platosunun güney kenarı ve kuzey kenarına baktığımızda güney kenarı poroslar manto kaynaklı süreçlerle hızlı bir şekilde yükseliyordu. 0.6-0.7 milimetre bölü yıllık bir hızla son 1.6 milyon yılda. İç Anadolu'ya baktığımızda ise 0.5-0.6 milimetre, yani yaklaşık 10 kat daha yavaş bir şekilde 2 milyon yılında yükseldiğini, bunda da manto kaynaklı süreçten etkili olduğunu, Kuzey Anadolu'da ise orta pompitlerde ise yükselim hızının poroslardan az olduğunu ama yine İç Anadolu'dan 4-5 kat fazla olduğunu ve yükselimin Kuzey Anadolu fayının sahada yamulma birikimi nedeniyle ve büyük bir restraining band dediğimiz o sıkışmalı büklüm geometrisinden dolayı yükseldiğini söylememiz mümkün. Şimdi Batı Anadolu'ya gidelim. Batı Anadolu'ya gittiğimizde bakın bizim en güneyde biliyorsunuz Helenik Trenç dediğimiz bir dalma batma zonu var.
Burada Afrika levhası Ege levhasının altına dalıyor. Burada bir yığışım kompleksi oluşturuyor. Geride bir trenç oluşturuyor. Onun gerisinde bir volkanik olmayan yay ve onun gerisinde aktif bir volkanik yay oluşuyor. İşte bölgesel jeolojiden bildiğimiz bu Santorini volkanı bunun içerisinde yer alıyor. Bakın Gökova'ya doğru geliyor. Burada Kos, Nisiros gibi volkanik adalar var. Bunlar da bu aktif volkanik ark içerisinde, yay içerisinde yer alıyor. Şimdi buradaki mekanizma ne Batı Anadolu'da? İsterseniz şuradan gideyim ilk önce. Batı Anadolu'da GPS hızlarına baktığımızda bakın kuzeyden güneybatıya doğru Batı Anadolu'nun saat yönü tersiyle bir rotasyona maruz kaldığını görüyoruz. GPS oklarına bakarsanız boyları güneye doğru çok hızlı bir şekilde artıyor. Burada 34-35 mm iken burada 25 mm. Dolayısıyla bir hız farkı oluşuyor. Hız farkı oluşturduğu için de burada bir açılma, genişleme meydana geliyor. Ve aynı zamanda kabuksal incelenme meydana geliyor. Bunun sonucunda burada doğu batı uzanımlı ve ya da doğu batı uzanımlı dediğimiz burada kuzey doğu güney batı uzanımlı havzalar oluşuyor. Biz bunlara grabenler diyoruz. Arasındaki yükselenlere horst diyoruz. Ama bunu kontrol eden itici güç ne? Onu göstermek istiyorum. Onu kontrol eden itici güç işte bu. Bakın burada Afrika Ege levhasının altına dalıyor. Daldıktan sonra bakın burası Girit Adası yükseliyor. Geride dalan dilden yukarı doğru, üstünden yukarı doğru malzeme çıkıyor. Ve burada bir volkanik ada yayı oluşturuyor. Daha uzun profiline baktığımızda burada daldı bakın bu dalan dil, slab rollback dediğimiz. Önceden bu slabın yani dilin geometrisi buraya doğruyken daha sonra geriye doğru bu bükülmeye başlıyor. Bükülmeye başlayınca içerisinde astenosferik bir akış gerçekleşiyor. Astenosferik akış gerçekleşince burada kıta inceldi gördüğünüz gibi. Ve burada Ege gerilme bölgesini oluşturuyor. Burada bakın volkanik dağlar oluştu. Yine bu çok yeni bir çalışma. Ege Üniversitesi'nden arkadaşlarımızın yaptığı bir çalışma. Bakın burası İstanbul. Çok net görünmüyor ama burası Batı Anadolu ve burada bir volkanizma var. Bakın slab'ın o dalan slab'ın geometrisi, dilin geometrisi 25 milyon yıl önce buradayken günümüzde geriye doğru rollback dediğimiz mekanizmayla Afrika'ya doğru büküldüğü için buraya geliyor. Ve bu bükülme aslında volkanizmanın yaşını da belirtiyor burada. Bakın en kuzeyde 25-35 daha sonra 25 ve günümüze doğru burada 15 ve 10 milyon yıllara doğru bir volkanizma gerçekleşiyor. Bu Batı Anadolu'daki bizim bütün Anadolu'yu güneybatıya doğru çeken, saat yönünde çeken mekanizma işte bu mekanizma arkadaşlar. Ve bu mekanizmanın sonucunda sahada kabuk içerisinde bahsettiğimiz os ve graben dediğimiz bu çeşit havzalar oluşuyor. Şimdi bu havzalardan kuzeyde Gediz'de buradaki extension rate dediğimiz yani genişleme hızı çok hızlı olan bölgelerde düşük açılı normal fay, detachment ya da sıyrılma fay dediğimiz düşük açılı normal faylar oluşuyor arkadaşlar. Ve bunlar kabuğun derinliklerindeki metamorfizme uğramış kayaçları yüzeye kadar çekebiliyorlar. Bunlara metamorfik kor kompleks ya da çekirdek kompleksi deniyor. Bunun en güzel görüldüğü alanlardan bir tanesi Menderes Masifi. Şimdi Menderes Masifi'nin kuzeyine gidelim. Gediz detachment'ına, sıyrılma fayına. Bakın Gediz detachment fayı ya da sıyrılma fayı burada. Bu sahada yapılmış morfolojik çalışmalar, özellikle kozmojenik izotopları kullanarak elde edilen aşınım hızları. Bakın detachment dediğimiz bir normal fay ama düşük açılı bir normal fay. Yaklaşık 30 derece bir eğime sahip. Baktığımızda burada düşük açılı iniyor. Aşağıda metamorfik kayışları yüzeye çıkartıyor. Burada 80-180 mm'lik bir hız varken aşınım hızı. Güneyde yani Küçük Menderes'e bakan yamaçlarında Bozdağ'ın ise burada dik açılı faylar var ve burada aşınım hızı daha fazla. Neden? Çünkü biz biliyoruz ki eğer akarsuların boyları kısa, eğimleri yüksekse hidrolojik güçleri fazla olacağı için buralarda aşınım daha hızlı olacaktır. Keza baktığımızda bu Bozdağların üzerinde drenaj divide diye gösterilen su bölümü çizgisi kuaternerde yaklaşık 1 kilometre kadar kuzeye doğru kayıyor. Bunun sebebi de buradaki yüksek aşınımdan dolayı. Şimdi o Gediz detachment'ının sağdan fotoğrafı aslında bunu flip etmeniz gerekiyor kafanızda.
Burası kuzey, burası güney. Bu şekilde tam tersi ama fotoğraf öyle çekildiği için yapılacak bir şey yok. Bakın çok düşük eğimli. Önünde neojen çökelleri burada sarıyla gösterilmiş. Sahadaki görünümü de bu şekilde. Dolayısıyla bakın buradaki morfolojiyi anlamak için buradaki fayların eğimlerini, aynı zamanda erozyon hızlarını bilmemiz gerekiyor. Yüzey süreçleriyle yüzey altı ya da jeolojik süreçlerin karşılıklı etkileşimini gösteren en güzel örneklerden bir tanesi burası. Şimdi bizim doktora öğrencim Emre Özpolat'la yaptığımız ve geçen hafta Journal of Maps'te kabul edilen bir çalışmadan şekiller göstereceğim ve konuşmamı bitireceğim. Biz de bu projemizde Tolga Görüm hocamızın yürüttüğü bir proje, bu TÜBİTAK projesiydi, bitti. Aydın Bilo ve Büyük Menderes Grabeni boyunca kuaterner deformasyonuna, kuaterner tektonik jeomorfosisine yoğunlaştık. Burada özellikle Aydın ve doğusunda figür 6B olarak görülen kutucukları ve 6C olan kutucukları size göstereceğim. Şimdi sağda bakın kırmızı çizgiler Türkiye Diri Fay haritasında Emre ve diğerleri 2003 tarafına, yani Türkiye Diri Fay haritasına alınmış normal faylar, pardon diri faylar. Aydın yerleşimi burada ve Büyük Menderes Grabeni burada. Birazcık daha zoom yaparsak Aydın'a, bakın Aydın'da şöyle bir morfoloji karşımıza çıkıyor. Bu hocam arkadaşlar bu Red Relief Image dediğimiz sayısal yükseklik modellerinin detaylarını arttırmaya yardımcı olan bir yöntem. ArcGIS ya da QGIS kullanarak ya da Saga kullanarak bunu yapmanız mümkün. Biz de sahanın 12 metrelik TandemX görüntülerini aldık. Bu görüntüleri Red Relief Image proseslerine uyguladık ve bunun sonucunda daha detaylı bir morfoloji ya da sayısal yükseklik modeli elimize geçti. Bakın buradaki akarsu çok güzel bir taraçayı görüyorsunuz. Bunun derin bir şekilde yarılmış olduğunu görüyorsunuz. Onun içerisindeki taraçayı görüyorsunuz. Burada alüvyal fanları kesen akarsuların, daha sonra alüvyal fanı doğu-batı uzantısına geçen fayların basamaklarını bile görmemiz mümkün. Yine burada esnek deresi burası. Bakın daha önünden itibaren taraçaların nasıl basamaklı bir şekilde oluştuğunu görmemiz mümkün. Bu taraçalar bizim için çok önemli. Niye önemli? Bir, haritalanabilirler. İki, ölçülebilirler. Dört, üç, yaşlandırılabilirler. Ve faylarla kesildikleri için, buradan da tam bir önünden fay geçtiği için doğrudan oradaki fayların aktivitesiyle ilgili bize bilgi verebilirler. Sahaya gittiğimizde çok kalın kuaterner çökellerini görüyoruz ve bunlara da baktığımızda aslında kuzeye doğru back tilt olduklarını, yani deformasyona uğradıklarını görüyoruz. Biz bunları hem kozmojenik berilyum 10 hem de OSL ile yaşlandırdık. Şimdi ikinci bir yayınımız çıkacak. Orada bunlarla ilgili yaşlarımızı vereceğiz. Buradaki tumeosların aslında pliosen ya da plioquaternar denen yaşların çok da genç olduğu ortaya çıktı. Bakın bu Aydın kenti burada. Şu an kuzeyden güneye doğru bakıyoruz. Yani drone şu bölgeden güneye doğru bakıyor. Bu vadinin içerisinde gördüğünüz o taraçaları ve şuradaki en üstteki yüzeyin taraçasının nasıl derin bir şekilde yarıldığını görmemiz mümkün. Bir diğer vadimizde Kabaklık Nehri. Orada da bakın burada karşımıza çıkan taraçaları görebiliyoruz. Bir diğeri esnek. Esnek şurası aynı zamanda esnek içerisinde de o basamakları, şuradaki taraça basamaklarını akarsuyun nasıl yardığını görmemiz mümkün. Burayla ilgili aslında ilk çalışma rahmetli Sırrı Hoca tarafından yapılmış. O zaman tabii sayısal yükseklik modelleri olmadığı için bakın çok güzel bir şekilde sahanın blok diyagramını yapmış. Aslında hepimizin bu tür şeyleri öğrenip yapması çok önemli. Çünkü bu şekli çizmiş demek, çizebilmiş olmak buradaki prosesleri anlamış olmak demek arkadaşlar. Buradaki prosesi anlamadan bu şekli çizemezsiniz. Gerçekten de hocaya baktığımızda bakın o zaman drone yok. Sadece fotoğraflar, çünkü hocanın bu morfoloji yüksekten şu anki baktığımız açıdan görmesi imkansız. Tamamen kendi illüstrasyon yeteneğiyle bakın içerideki taraçaları çok güzel şekilde haritalamış. Fayları çok güzel bir şekilde haritalamış. Geride de bunları görmek mümkün. İlk aslında burayı çalışan bizim tektonik jeomorfoloji anlamında rahmetli Sırrı Erinç hocamız. Kendisine saygıyla analım. Şimdi bakın şu ortadaki panelde gördüğümüz alüvyal ya da birikintiyel pazelerini kesen doğu batı yönelimli faylar nasıl görünüyor sahada?
Onları gösterelim size. Bakın basamak şeklinde bunların indiğini görebiliyoruz. Bunu haritalama için kullandığımız yüksek çözünürlüklü sesal yükseklik modellerini haritaladık. Sahaya gittik, gördük. Şimdi ne yapacağız? Şimdi gideceğiz. Bunun üzerinden drone'la uçup buradaki yer değiştirmenin, topografik görünür yer değiştirmenin ne kadar olduğunu bulacağız. Daha sonra buradaki yarmalara bakıp içerisinde bu fay tarafından kesilmiş herhangi bir tabaka, kum seviyesi, çakıl seviyesi var mı? Atımın, gerçek atımın ne kadar olduğunu bize gösterebilecek. Onu araştıracağız. Onu bulduktan sonra, OSL ya da kozmojenik kullanarak yaşlandıracağız ve buradan bize buradaki faylanmanın ne zaman meydana geldiği, kaç metrelik atım olduğunu, bu atımı oluşturan fayın hangi hızla kaydığını, yer değiştirme meydana getirdiğini ortaya koyacağız ve buna bağlı olarak sağdaki morfolojik evrimi ortaya çıkarmaya çalışacağız. Teşekkür ederim size. Kabaca olayların kronolojisi bu şekilde.